Bugün şey için, tüzüğümüzdeki değişikliklerin içeriği hakkında bilgi vermek için bir basın toplantısı düzenledik. Uzun süre bir çalışma oldu. Yaklaşık 2 ay sürekli Ankara'ya gittik geldik. Ve sonunda tüzüğümüzün değişikliğini gerçekleştirdik. Aslında oldukça örgütleri öne çıkaran, örgütü daha biraz daha güçlendiren bir tüzük oldu. Beklentileri karşılayıp karşılamayacağını zaman gösterecek. Ama bana sorarsanız gayet güzel oldu. Şimdi bazı değişiklikler hakkında kısa kısa bilgi vereceğim. Öncelikle üyelerin görevleri ve hakları konusunda bazı değişiklikler yaptık. Bu aday üye, asil üye gibi tartışmalar oldu uzun süre. Fakat bunu böyle yapmayı uygun bulmadık. Bunun yerine üyenin yapacağı görevleri, yapması gerekenleri biraz daha tanımladık. Mesela üye parti çalışmalarına katılır diyordu tüzük. Şimdi parti çalışmalarına ve toplantılarına katılırlar. Partinin katıldığı seçimlerde ve halk oylamalarında görev ister veya verilen görevi yerine getirirler diye bir madde ekledik. Ve bunun devamında da disiplin maddelerinde de bu görevleri mazeretsiz olarak reddeden üyenin veya yapmayan üyenin partiden çıkarılması gerektiğini öngördük. Böyle bir düzenleme yaptık. Devamında seçme hakkının kullanılabilmesi için, parti içi seçme hakkının kullanılabilmesi için üyelikte 1 yılı tamamlamış olması, düzenli aidat ödemesi, yanı sıra eğitim alması, parti toplantılarına katılması, partinin katıldığı seçimlerde ve halk oylamalarında görev istemesi, verilen görevi yerine getirmesi, dijital demokratik katılım yoluyla açılan görüş ve oylamalara katılması, dijital mecralardaki parti etkinliklerine katılmak veya bunları yaygınlaştırma görevlerinden en az ikisinin, yani bu saydığım görevlerden en az ikisini yerine getirmiş olması gerekiyor ki herhangi bir ön seçimde ya da kongrede oy kullanabilsin. Yoksa bunların en az ikisini yerine getirmediği tespit edilirse ilçe yönetimi tarafından bu üyelerin listesi il yönetimine bildiriliyor. İl yönetiminin uygun görmesi halinde MYK tarafından oy kullanmalarına izin verilmiyor. Böyle düzenleme yaptık. Ama 7 gün içinde itiraz hakkı olacak üyenin MYK'ya. Ancak ilçe başkanlığı, ilçe yönetim kurulu üyeliği, il başkanlığı, il yönetim kurulu üyeliği, il disiplin kurulu üyeliği, kurultay delegeliği, belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği gibi görevlerde bulunanların seçme hakları kısıtlanamayacak. Üyeyle ilgili başlık bu. Bunun dışında bundan sonra ilçe başkanı ve il başkanının tanımı ve il örgütü ve ilçe örgütünün tanımını yeniden yaptık. Burada hepsini okumayacağım, şunu okuyacağım. İl örgütü, il başkanı, milletvekilleri, yönetim kurulu, ilçe başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri, ildeki partili belediye başkanları, belediye ve varsa il genel meclisi gruplarının kadın ve gençlik grupları, kadın ve gençlik kollarından oluşur diyor. Yani il örgütünü bu şekilde tanımladık. Bunun bir benzerini de ilçe örgütünü tanımladık. Ve dedik ki il başkanı il örgütünü yönetir. Yani hepsinin şeyi oldu. Bir de bir şey daha eklendi. Yıllardan beri genel başkanın temsilcisi olduğumuz söylenirdi illerde, il başkanlarının. Ancak böyle bir yazılı kural yoktu. Bunu tüzüğe taşıdık. İl çevresinde partinin ve genel başkanın temsilcisidir dedik. İl başkanı için. Bunun dışında toplantıya çağırma yetkileri ilçe ve il başkanının tanımlandı. Ve bu toplantılara katılmamakta, çağrılı olduğu toplantılara mazeretsiz katılmamakta yaptırıma bağlandı. Bunu da belirtelim. Önemli maddeleri, bazı teknik şeyler var, onlara girmiyorum. Merkez Yönetim Kurulu ile ilgili gibi. Buradan geçelim.
Kadın kolları ve gençlik kollarıyla ilgili ciddi sıkıntılar vardı uzun zamandan beri. Kendi kongrelerini yapıyorlardı, kendi genel başkanlarını seçiyorlardı ve bunları tamamen kendi inisiyatifleriyle düzenliyorlardı. Bu da birçok yerde, bizde olmasa da başka Anadolu'da sıkıntılar yaşandığı söylendi. Bunun üzerine şöyle bir değişiklik yaptık. Bu kollar kongre ve kurultaylarını ana kademe, ilçe ve il kongrelerini izleyen en kısa sürede yaparlar. Kongre takvimleri ve kurultay tarihleri ana kademe merkez yönetim kurulu tarafından belirlenir dedik. Yani en azından kongrelerini yapmalarını sağlamak adına. Ayrıca bu kolların yapacakları her türlü seçim, çalışma, etkinlikler ana kademeyle uyumlu gerçekleştirilir. Olası uyuşmazlıklarda itiraz merciği bir üst ana kademe yönetimidir. Yani. Yurt dışı temsilcilikleriyle ilgili bazı şeyler, onlara girmiyorum. Bizleri çok ilgilendirmiyor. Geçiyorum. Evet. Danışma kurumlarımız vardı biliyorsunuz 3 ayda bir yaptığımız. Burada esaslı bir değişiklik yaptık. Danışma kurulları ve örgüt temsilciler meclisi diye bir başlık oluşturuldu. Yılda 2 kez yapacağız artık bu danışma kurullarını. Ya da herhangi bir seçimden sonra 3 ay içinde yapacağız. Esas mesele şu ki Örgüt Temsilcileri Meclisi Genel Başkan tarafından Ankara'da yılda en az 2 kere yapılacak. Bunlar da kimlerin katılacağı tanımlandı. Genel Başkan Parti Meclis Üyeleri, Partili Milletvekilleri, Bakanlar, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, İl Başkanları, Büyükşehir ve İl Belediyelerinin Partili Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları, Kadın ve Gençlik Kolları Genel Başkanları, Partili Eski Genel Başkanlar, Parti Üyeliği devam etmesi halinde önceki Cumhurbaşkanları, inşallah ülke düzeyinde örgütlü sendika ve meslek kuruluşlarının Partili Genel Başkanları ve her ilden en az bir olmak koşuluyla son milletvekili genel seçimde aldıkları oy oranında gönderecekleri temsilciler. Bu temsilcileri il başkanlığı belirliyor. Bu şekilde bir temsilciler kurulu oluşturuldu ve bundan sonra yılda 2 kez toplanacak. Etik kurulu da ilgili bir şeyler oldu. Onu geçiyorum. Bir de kongre, bunu bilgi olarak söyleyeceğim. Çok önemli görünmese de bence ileride önemli olacak. İlçe kongre delegesi seçimlerinin dijital demokratik katılım yoluyla yapılmasına ve hangi muhtarlık bölgelerinde bu yola başvurulacağına ilçe yönetim kurulunun önerisi il yönetim kurulunun uygun bulması durumunda MYK tarafından karar verecek. Ne bu? Dijital demokratik katılım biliyorsunuz CHP Mobil diye bir kurulumuz var. Bir de intranet var. Bunlar ikisi uyumlu çalışıyorlar. Şu an denemeler başarılı gidiyor. Bunu zaman içinde mahalle delegelerinin bu dijital yoldan, yani mobil boyla seçebilecek miyiz bakalım, onu deneyeceğiz. En önemli maddelerden biri, bu bekleniyordu, çok tartışıldı. Sonunda kongrelerin başlangıç ve bitiş tarihleri Merkez Yönetim Kurulu'nca saptanır. Bu süre 2 yıldan az, 3 yıldan fazla olamaz. Yani eskiden 2 yılda bir yapıyorduk kongrelerimiz, şimdi 3 yıla çıkartmış olduk. Bu da neden böyle oldu? Aslında 3 yıl bile tartışılıyor da siyasi partiler yasası 2 yılda bir yapılır, bir artı 1 yıl ertelenebilir diyor. Biz 3 yıl yazalım dedik. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı olmaz demiş. Ama Zafer Partisi, AK Parti gibi partilerin tüzüklerinde 3 yıl yazıyor. Biz böyle bir yol. Yasayla çelişen bir madde yazmak istemedik. Ama gene de 3 yıla çıkardık. Pardon, delege seçimleri 3 yıllık olacak. 2 yıllık bir delege. Evet, mahalle seçimleri, kongreler diyelim. Kongre tabii. MYK kararı hocam. Ama 2 yıldan önce de yapalım. Daha önce 2 yıldan önce de yapabiliyorum. Kongrelerde adaylık. En çok tartışılan madde. Burada
%15 bir şey, %10'u kongrelerde aday olmak için imza topluyoruz ya. Bunu yine %10, en az %10 ama en fazla %15. Yani %15'ten fazla imza toplamayı engelleyen bir madde yazmaya çalıştık ama ne kadar engellenir bilemiyorum çünkü hani %15'ten fazlasını divana sunamayacaksın. Tabii divana. Yani toplamı gene yani bana çok şey değil ama yani de iyi niyetli bir madde. Anlarsın. Bir şey daha var. Bu çok tartışıldı. Ben bunu çok önemsedim. Son gün hatta toplu oylamaya sunulacağı gün son anda tekrar bastırınca birkaç il başkanıyla birlikte düzelttik bunu. Belediye sınırları nüfusu 20 binden fazla olan yerlerde partili belediyeler, bunların bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışanlar kongrelerde aday olamazlar ve ilçe kongre delegesi olarak seçilemezler. İlçe başkanı ve yönetim kurulu üyesi olamazlar diye bir madde geliyordu. Biz bunu biraz karşı çıktık. Ben onun çok uygun olmadığı görüşündeyim. 35 yıldır Çanakkale'de Cumhuriyet Halk Partisi belediye. Biz de yani siyaseti kimle yapacağız sonra? Yani o yüzden buna bastırdık. Bunu büyükşehirle sınırladık. Son dakikada böyle oldu. Şimdi büyükşehirlerdeki belediye çalışanları siyaset yapamayacaklar maalesef. Evet. Ama umarım buradan dönülür bir zaman gelir. Geçiyorum. Kurultay'da seçimler. Kurultay'da da genel başkan adayı olmak için %5 delegelerden imza toplanması gerekiyordu. Bunu en az %5, en çok %10 olarak yazıldı. Ama bir şey daha geldi. Mevcut genel başkan isteği üzerine adaydır. İmza toplamaz, adına imza toplanamaz. Yani genel başkan adaysa aday, o imza toplamayacak. Ya bu imza baskısı biliyorsunuz, kurultaylarda çok konuşuluyor. Bunu kaldırmaya çalıştık. Umarım başarılı olur. Bir de kurultayda kadın kotası, gençlik kotası çarşaf liste olduğu için otomatik uygulanıyor. Orada kurultay üye tam sayısının 1/4'ünden az oy alanlar kotalara uysa bile böyle çıkamayacaklar. Böyle bir talep geldi, biz de olmuyordu. Yani en çok tartıştığımız yere geldik. TBMM milletvekili adaylığı nasıl olacak? Burada aslında çok önemli bir ayrıntı var. Birçok insan bunu görmüyor. Biz bunu ama özellikle tartışarak koyduk tüzüğe. Şöyle diyor. TBMM üyeliği için adayların saptanmasında yöntemler ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması ve merkez yoklamasıdır. Hangi seçim çevresinde hangi aday saptama yönteminin kullanılacağına İl örgütlerinin görüşü doğrultusunda parti meclisi karar verir. Yani burada eskiden beri bu şey dedik, örgütün görüşü alınarak falan denirdi. Görüşü doğrultusunda parti meclisi karar verir ifadesi. Yani il örgütünün görüşüne parti meclisine uyusun, uymalı diye açıklıyoruz. Onun dışında bu ön seçim, örgüt denetiminde ön seçim, aday yoklaması, örgüt denetiminde aday yoklaması. Bunlar burada tanımladık nasıl olacağını. Bir de %15, örgüt denetiminde ön seçim veya örgüt denetiminde aday yoklaması yapılan seçim çevrelerinde parti meclisi, TBMM üye tam sayısının %15'i kadar sırayı genel merkez kontenjanı olarak belirleyebilir. En çok tartışılan konulardan biridir bu. Burada evet, genel merkez %15 kadar bir sırayı kendisi belirleyecek, hani fermuar dediğimiz sistem. Ama bunu nasıl belirleyecek, bunu da belirledik. Yani bunun 1/3'ünü il örgütüne ayıracak, bu %15'in 1/3'ünü il örgütüne ayıracak, 1/3'ünü gençlik ve kadın kollarına ayıracak, 1/3'ünü de
Yani bu baştan böyle çok antidemokratik bir merkezin ağırlığını arttıran, yani ön seçimi şey yapan gibi lanse edilmeye çalışıldı ama aslına bakarsanız bence gayet iyi. Çünkü %15 oldu. Mesela Çanakkale'de bir tane kendine yer ayıramayacak. Çünkü o zaman %25 olacak Çanakkale çevresi. 4 milletvekili olacak. Bunun gibi mesela 8'den az milletvekili olan yerlerde bu uygulanmayacak ya da çok asgari mecbur kalınırsa. Ki zaten bir %5 kontenjanı zaten vardı. O ayrıca duruyor. En çok sorulan şeylerden biri dönem kuralı. Bir kişi en fazla 3 dönem üst üste milletvekili seçilebilir. Yarısı tamamlanmadan seçimlerin yenilendiği yasama dönemleri hesaba katılmaz. Ön seçim örgüt denetimlerinin aday yoklaması, örgüt denetimlerinin aday yoklaması yöntemlerinde dönem koşulu aranmaz. Partinin milletvekili bulunmayan seçim çevrelerinde milletvekili çıkarmak ve bu seçimlerin yükseltmek amacıyla Merkez Yönetim Kurulu önerisiyle parti meclis kararıyla dönem kurulu kuralı uygulanmayabilir. Milletvekili olmayan yerlerde. Yani ön seçim olduğu sürece dönem kuralı yok. Ön seçim yapmazsan dönem kuralı var gibi oluyor. Bu da bizim ön seçim yapmaya adaylarımızı teşvik edecek diye düşünüyoruz. Aynı şekilde yerel seçimlerde de benzer kurallar geldi. Burada da bir kişi en fazla 3 dönem üst üste belediye başkanı seçilir diyor. Belediye meclisine de geldi bu kural, onu da söylüyor. 3 dönemden fazla şey olmayacak. Seçilemeyecekler ama ön seçim olursa gene devam. Seçilemeyecekler. Evet, kotalarda çok kötü bir radikal değişiklik yapıldı fakat yürürlüğe girmesi kademeli olacak. Kadın kotasını %50'ye çıkarttık. Ancak bu önümüzdeki, şimdi 38. kurultayı yaptık geçen Kasım'da. İşte bir dahaki kurultay 39. kurultayda bu %35'e çıkacak. 40. kurultayda %40, 41'de %45, 42. kurultayda ancak %50 uygulanacak. Bu şekilde bir kademeli geçiş öngörüldü. Esas şey, bunu gençlik kolları istedi. Gençlik kollarının kotası da %30'a çıkardık ama şöyle çıkardık. Bana sorarsanız bunu neden istedi gençler, ben anlamadım. Çünkü bana sorarsanız gençlerin aleyhine. Yani şöyle diyoruz. Bu kota, %30 gençlik kotası uygulanır diyoruz. Bu kota 18-25 yaş aralığı için %10, 26-40 yaş aralığı için %20. O 26-40 genç yaş kotaya giriyor. Evet. Niye böyle bir şey? Yani gençlik kolları genel başkanı geldi. Baya bunu böyle yapalım diye. Kendi yaşları geçiyor ya. Yani gençlik kotası 40'a çıktı yani, anlayacağınız. Devam ediyorum. Disiplin kurulu ile ilgili bir şey var ama galiba bir şey yok. Sandık kurulu asıl ve yedek üyeliği görevini özür belirtmeden yerine getirmemek kesin çıkarma cezasıyla sonuçlanacak arkadaşlar. Bağışlılık, bu da önemli. Bilgi, iletişim. Bunu az önce anlatmıştım. Bu arada parti programı içinde yeni bir komisyon oluşturuldu. İlk çalışmaları cumartesi pazar günü yaptık. Ben de program komisyonundayım. 10 ay içinde program kurultayımızı da yapacağız. Programımızı yaklaşık 20 yaşında bir program bu. Artık güncelleyeceğiz. Evet, bir şey daha getirdi genel başkan rica etti. Bundan sonra her yıl 4 Eylül 9 Eylül arasını partimizin kuruluş haftası olarak kutlayacağız. Sanatsal, kültürel, tarihsel, siyasal etkinlikler düzenleyeceğiz.
Gayet güzel. Evet. Tüzüğümüzdeki ana maddeler bunlar. Ayımız ve program çalıştayını da kapsayan kurultayımız son derece önemliydi. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman söylediğimiz gibi bir örgüt partisidir arkadaşlar. Örgütü güçlendiren değişiklikler oldu. Önümüzdeki genel seçimde de birçok ilde ön seçim yapılacağını göreceğiz. Bazı illerde yargı denetiminde, bazı illerimizde örgüt denetiminde olacaktır. Ama her zaman söylediğimiz bir şey var. Ülkemizin asıl sorunu siyasi partiler kanunudur, seçim kanunudur ve anayasadır. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında önümüzdeki dönemde siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, anayasayı bir bütün olarak ele alıp çok önemli yeniliklerle siyaseti demokratikleştireceğiz. Siyasi etik yasasını çıkartacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizde kongrelerinde, kongre süreçlerinde demokratik mücadelelerin olduğu, adayların demokratik bir şekilde yarıştığı tek partidir arkadaşlar. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Bu çok daha güçleniyor. Örgütümüz çok daha güçleniyor. Çünkü bu memleketin her köşesinde, her beldesinde, ilçesinde bacası tüten bir yerimiz var. Altı oku dalgalandıran üyelerimiz var. Üyenin hak ve hukuku da daha güçlendi. Cumhuriyet Halk Partisi değişimin gücüyle hareket ediyor. Ve bugün ülkemiz maalesef bu tek adam sistemiyle yönetilmiyor, savruluyor. O yüzden ilk genel seçimde yereldeki iktidarı genele de taşıyacağız. Çünkü milletimizin çok güçlü bir değişim iradesi yerel seçimde ortaya çıktı. Bizler de seçilmiş belediye başkanlığı olarak bu bilinçle, bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Halkçı belediyeciliği, sosyal belediyeciliği yönetim anlayışımızın merkezine koyuyoruz. Ben tüzük kurultayımızın ve önümüzdeki dönem gerçekleşecek, çok büyük olasılıkla ilk seçimden önce gerçekleştirilecek il başkanımızın da program kurultayıyla ilgili komisyonda olması Çanakkale'yi temsilen önemlidir. Çok iyi bir program hazırlanıyor. Biz de yakından takip ediyoruz ve program kurultayımızı da önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz. Partimiz için, ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun. Sayın başkanlarım, basınımızın değerli temsilcileri, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, geçtiğimiz hafta sonu 2. yüzyıl değişim tüzük kurultayını hep birlikte gerçekleştirdik. Bu kurultayımıza yaklaşık 1300 civarındaki kurultay delegelerimizin hemen hemen hepsi katıldı. Büyük bir ilgi, yoğun bir çalışmayı hep birlikte gerçekleştirdik. Bu kurultayımız çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla hazırlanan tüzük programımızı değerlendirdiler. Tüzüğümüze değişen son tüzüğümüzü şöyle bir baktığımız zaman tüzüğümüzün özünde örgütü görüyoruz. Yani örgüte geniş yetkiler tanınıyor. Birçok kararı örgütle birlikte alınması öngörüyor. Ve dolayısıyla önümüzdeki dönemde süreçte örgütlerimizin daha güçlü olduğu, sözünün daha geçtiği bir çalışmayı göreceğiz hep beraber. Yine bu tüzükte en önemli maddelerden bir tanesi de parlamentoda önümüzdeki süreçte daha çok kadın ve daha çok genç göreceğiz. Çünkü %5 bir gençlik ve kadın kontenjanı var. Bu da yaklaşık 30 kişi yapıyor. Çünkü 600 milletvekili var. %5'i 30. 30 genç ve kadınımız parlamentoda olacak. Artı ön seçimde gelenler veya ne bileyim merkez yoklamasıyla gelen diğer kadın ve gençlerimiz olacak. Ama en az 30 tane olacak. Bu çok önemli. Danışma kurulu toplantılarını yapacağız başkanımızın anlattığı gibi. Ve bu danışma kurulu toplantılarını üst üste iki kere yapmayan örgüt MYK tarafından görevden alınabilecek. Bu da çok önemli bir gelişme. Yani herkes danışma kurulu toplantıları yapacak. Tüm örgütlerimiz, üyelerimizle bir araya gelecek. Bir araya geldiği zaman partinin politikalarını, partinin ilkelerini, çalışmalarını,
işte partinin seçilmişlerinin yaptıklarını, ettiklerini konuşarak gidecekler. Bu da var. Dolayısıyla bu tüzüğümüzün ben partimize, örgütümüze, ülkemize başarılar getirmesini diliyorum. Programımızla ilgili de çalışmalar başladı zaten. Hafta sonu iki gün bir çalışma yaptık. Dolayısıyla yaklaşık bir 7-8 ay sonra da onun kurultayını yapacağız. Dediğim gibi bu tüzük kurultayı çoğulcu ve katılımcı bir anlayışıyla yapıldı. Yaklaşık 8 aydan beri çalışmalarımızı sürdürüyordu. İl başkanlarımız 8 sefer mi başkan bir araya geldiniz? Seçildik. Yani, her ay bir araya giriyorlardı. Bu tüzükle ilgili çalışmaları değerlendiriliyordu. Yaklaşık 8 günün üzerinde partilimiz de yine elektronik ortamda görüş ve düşüncelerini genel merkeze aktardılar. Dolayısıyla çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla hazırlanmış olan bir tüzük oldu. Bence çok güzel de bir tüzük oldu. Elbette eksikleri vardır. Zaman içerisinde görülen eksikler de giderecektir. Ben teşekkür ediyorum.